Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce çaylı kahveli bir pandispanya yapacağız. Aslında tam bir pandispanya değil ama pastalarınıza çok güzel taban olarak kullanacağınız lezzetli bir seçenek. Haydi mutfağa. Ben 18 santimlik çember kullanacağım pandispanyam için. Ama dilerseniz siz normal standart 26 santimlik kelepçeli kalıpla da bu pandispanyayı yapabilirsiniz. Sadece yüksekliği biraz daha olacaktır ama yine size katman çıkaracaktır. Şimdi bunun hem tabanını, yüksekliğini kağıtla, yağlı kağıtla kaplayıp hazırlığına başlıyoruz. Beş adet yumurtanın beyaz ve sarısını ayırıyorak başlıyoruz. Yumurta sarılarıma şekerin yarısını ekliyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Şimdi Nescafe'mizi kaynar yarım bardak sıcak suyla açacağız ve yumurta sarılarını ekleyeceğiz. Bir silme yemek kaşığı toz çayımızı, bir çay bardağı sıvı yağı ekledikten sonra tekrar çırpıyoruz. Çırpma işlemimiz tamamlandıktan sonra beyazları tekrar çırpacağız ve kar köpüğü haline getireceğiz. Eğer farklı mikser ucunuz yoksa yıkadıktan sonra güzelce kurulayın. Beyazlara kesinlikle bir damla bile su girmemeli. Kabarmasını engelleyecektir. Ben bunları hemen yıkayıp geliyorum. Çay, kahve ve yumurta sarısıyla hazırladığımız karışımı öncelikle kıyıya alıyorum. Şimdi beyazları köpürtme zamanı. Şöyle çok az tuz ekliyorum. Ters çevirdiğinde gördüğünüz gibi dökülmüyor. Hazır demektir. Şimdi hızlıca fırınımızı açıyorum. 165 derecede pişecek. Çok fazla sıcaklık istemiyorum. Önceden de ısıtmanıza gerek yok. Sadece bu son katı malzemeleri katarken açmanız kafi olacaktır. Şimdi öncelikle kuru malzemeleri eleyerek ekliyoruz. 1 su bardağı un ekliyorum. Beyaz, çok amaçlı un. Yarım su bardağı mısır nişastası. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ve eleyerek ekliyoruz. Bunu da 3 kere de eklerseniz sönmeyecek ve daha güzel kabaracaktır. Kapatarak ekliyoruz. Kesinlikle tam bir karıştırma değil. Alttan üste şu şekilde. Ve üçüncü kez bitiriyorum. Şimdi sıra geldi yumurtaklarını içerisine almaya. Yine bunu da 3'e bölebilirsiniz. Böylece daha çok kabaracaktır dediğim gibi. Yine kapatarak ekliyoruz. Evet, üçüncüyü ekliyorum. Daha açık renk pandispanyalarda çilek kullanmayı ben çok severim. Bunu da kesinlikle parça çikolata, draje, muz meyve kullanacaksanız muzu ayrıca tavsiye ediyorum.
panispanyamı, hamurunu içerisine alıyorum. İçerisinde kabarcıkları görüyorsunuz. Şimdi bunları çıkartacağız. Onun için şöyle vurarak havasını çıkaracağız. Bir tane daha pişirme ayrıntısı. Şöyle ısıya dayanıklı bir kaba su doldurun. Bunu fırınınızın zeminine koyun. Bu buharla panispanyası çok daha keyifli pişecektir. Bunu artık fırına alıyorum.